Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi çok genlerin yeni nesil sorularına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hadi vira bismillah diyelim. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım bakalım ne diyor. Çevre uzunluğu 32 artı 16 kök 2 olan bir karenin köşelerinden kırmızı renkli doğrultular boyunca 4 parça dik üçgen kesilip atıldığında şekildeki düzgün sekizgen oluşuyormuş arkadaşlarım. Düzgün sekizgen, yani bir iç açısı 135 derece olan bir şekil. Şurada değil mi düzgün sekizgenimiz? Bakın şöyle bir düzgün sekizgen oluşturmuş. Burası 135 dereceymiş. O halde buraya 45 kaldı. 90'dı, 45 kaldı. Ben şuna K dersem, K dersem hipotenüsüm K kök 2. Demek ki düzgün sekizgenin bir kenar uzunluğu K kök 2'ymiş arkadaşlar. O halde şurası da K kök 2. Ve şu uzunluklarda yine 45, 45, 90 geliyor değil mi bunlarda? K, K. Dolayısıyla bakın karenin bir kenarını ne bulduk? 2K artı K kök 2 bulduk. Ve bu neye eşitmiş onu söyleyelim. Şimdi karenin çevre uzunluğunu vermiş bize burada. Bu çevresi. Hemen bunu 4'e böldük. 8 artı 4 kök 2 çıktı. Bu da bir kenar uzunluğu. Bu durumda ben K'ya 4 desem 2K'da 8 olduğu için evet K 4'tür deyip bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. K'mız 4'müş dostlar. K 4 ise düzgün sekizgenin bir kenarı K kök 2 idi. Dolayısıyla 4 kök 2 geldi. Düzgün sekizgenin bir kenar uzunluğu nedir diye soruyor. 4 kök 2'yi paketledim. Evet, düzgün beşgenin ağırlık merkeziymiş bu. Düzgün çokgenlerde ağırlık merkezi neydi? İç teğet çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi falan filan merkezdi. Başka FB AF'nin 3 katıymış. Gelin buraya K, buraya da 3K diyelim. O halde bir kenar 4K. Bu da 4K. Bu da 4K. Bu da 4K. Dostlar şu köşelere çizdiklerim şunlar çevrel çemberin yarıçaplarıydı değil mi? Şöyle hemen alanla ilgili bir soru sorulduğunda çevrel çemberlerin yarıçaplarını çizin demiştik dostlarım. Daha sonra bakın şu kenara indirdiğin diklik iç teğet çemberin yarıçapıydı. Bu da kenarı ikiye bölecekti. 2K, 2K şeklinde. Şimdi gelin alanı şu en gıcık oranlı yerden başlayalım. Ben şuna A dersem burası kesinlikle 3A. Dostlar bakın şu üçgenin alanı ne çıktı? 4A. Artık bütün şu çevrel çemberlerin yarıçaplarını çizip üçgene parçaladık ya. Bunların her birinin alanı eşit olacak. 4A, 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 şu da 4A. Hatta kenar ortay olduğu için 2A, 2A geldi. Şimdi bakın bir numaralı bölgenin yani yeşil olan bölgenin alanının içinde 4 ile 2, 6A yazıyor. 2 numaralı bölgede ne yazıyor arkadaşlarım? 2 numara şu açık mavi dediğimiz yer 5A yazıyor. 3 numaralı bölgede ne yazıyor? Sarı bölgede 4, 2 daha 6, 3 daha 9A yazıyor dostlar. Demek ki 1, 2, 3, 6, 5, 9 sayılarıyla orantılıymış. Cevap Adana'ymış dedim. 3 numaralı soru, şekilde verilen kare ve ikizkenar üçgen biçimindeki parçalar aşağıdaki şekilde birleştirilerek, yani bize göre yandaki şekilde birleştirilerek bir düzgün çokgen elde ediliyor. Oluşan düzgün çokgen şöyleymiş, işte A, B, C, D diye gidiyormuş arkadaşlarım. Ve bu ikizkenar üçgenle kare, bakın şurası kareymiş. Demek ki bir açısı 90 derece ve İkiz kenar üçgenleri koymuşlar. Şu açıları da eşit tabii ki bunun. Bu şekilde gidiyormuş. Birleştirme işleminde kullanılan toplam 24 kare ve üçgen toplam kare ve üçgen sayısı 24'müş arkadaşlarım. O halde bakınız bunun bir kenarı kareden oluşuyor. Şurada da bir kare var. Şurada da bir kare var. Şimdi ben bu adamın toplam 24 taneymiş ya arkadaşlarım kare ve üçgen sayısı. Şuraya bir üçgen daha sığacak. Buraya bir kare sığacak.
Bir üçgen daha şöyle, bir kare daha. Bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. Hatta bir tane daha çizeyim. Bir üçgen, bir tane daha kare. Bakın, şuradaki üç kenarı oluşturmak için 3 tane kare kullandım. 2 tane de ne kullandım ben burada? Beşgen. Bakın, 3 kenar oluşturmak için toplam 5 şey kullandım. 5 eleman kullandım. 3 tanesi kare, 2 tanesi ikizkenar üçgen olmak şartıyla. Sonra peki dördüncü kenarı oluşturduğumda ne yaptım? Dördüncü kenar, dört kenar oluşturduğumda bakın bir kare daha eklendi. Dört kare, bir de üçgen eklendi. İki eleman daha eklendi. Yani altı eleman, pardon, beşti. İki eleman daha ekledim. Yedi eleman kullandım. Peki beşinci kenarı oluşturmak için ne yaptım? Beş numaralı kenarı oluşturmak için iki eleman daha ekledim bunun üstüne arkadaşlarım. Şu ikisini daha ekleyince yani 9 eleman kullanmış oldum. İşte 6 kenar oluşturmak için 2 eleman daha ekliyorum, 11. 7 kenar oluşturmak için 13. 8 kenar oluşturmak için 15. 9 kenar oluşturmak için 17. 10 kenarlı olması için 19. 11 kenarlı olması için, şimdi çok kısa olmadığı için böyle yaparak gittim arkadaşlarım. 2 daha ekledim, 21. 12 kenarlı olması için 23 tane eleman eklemiş oldum. Hatta sonuncusunu da üçgen olarak ekleyince şuraya birleşti. 12 kenarlı bir şekil çıktığını fark ettim. Buna göre üçgenlerden birinin taban açılarından biri kaç derecedir diye soruyor. Şimdi 12'gense bu dış açısı 360 bölü 12'den 30, iç açısı ise 150 derece. Peki şurası 150 ise dostum 90, 90 şuraya 30 kalmadı mı? Peki bu 30'sa eşit açılarımıza da 75'er derece kaldı. Paketledim gitti. Düzgün altıgen biçimindeki aynanın etrafına şekildeki gibi çerçeve yapılmıştır. Tamam. Buna göre çerçevenin alanı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi düzgün altıgense 30 30 30 30 yazalım şunların her biri birbirine eşit 30 30. Dostum şurası 120 derecedir. Bunlar eş oldukları için 60 60 diyelim bunlara da. Tabi burası da 60 60. Bakın burada bir İkizkenar yamuk çıkarttık biz dostlar. Şöyle bir tanesi ikizkenar yamuk oldu. Şurası 60, şurası 20, şurası da 30. Şuradan bir diklik indirdim. Buradan bir diklik indirdim. 20 ise buradaki dörtgenden burası da 20. 30'du. Şunlar her zaman ikizkenar yamukta eşit olur. 10 kaldı toplam. 5, 5 diye de bunları yazdım. Ve bakın burada 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı 5 kök3 olacak deyip yamuğun yüksekliğini buldum. Bu aslında bir ikizkenar yamuk sorusudur orijinali dostlarım. Ama düzgün altıgen oluşturduğu için burada da sormuşuz dostlar bunu. Şimdi yamuğun alanı alt taban artı üst taban yani 30 artı 20'den 50 bölü 2 çarpı yükseklik yani 5 kök3 gitti gitti 25. 25 çarpı 5'ten ne geliyor buradan? 125 mi geliyor arkadaşlarım? 125 kök3'tür. Şu bir tane yamuğun alanı. E bundan 6 tane var hocam. Çarparsanız 6 ile de 750 mi geliyor dostlarım? 750 kök3 sorunun cevabıdır. Evet, 5 numaradayız. Kenarları karelerle ve düzgün altıgenle çerçevelemiş olan düzgün 12'gen şeklindeki bir ayna A ve B noktalarından duvara asılmıştır. Karelerin bir kenar uzunluğu 16 santim. Şimdi karenin bir kenarı 16 ise şöyle şunların her biri 16. Düzgün altıgenin de bir kenarı 16. Şu şey düzgün evet düzgün altıgenin de bir kenarı 16. Şu düzgün 12'genin de bir kenarı 16 olur arkadaşlarım. Şimdi şurası 90. Şurası düzgün altıgen 120. Şurası düzgün 12'gen 144 mi yapıyor? Yok, 144 150 yapıyor düzgün 12'genin bir iç açısı, dış açı, iç açısı. A ve B noktaları arasındaki uzaklığı soruyor bize. Şurayı soruyor. Şimdi şurayı çizsek mi gerek var mı ya da bunu bir üçgen içine mi soksak? Bakın şu benim uzun köşegenim. Bir kenarın iki katıydı. Bir kenar 16 olduğu için burası 32. Bu da benim uzun köşegenim. Bu da 32. Bana da şurayı soruyor arkadaşlar. Şu kısmı da bana soruyor. Şimdi o kısımda şurası da bir yamuktur. Bakalım buradan bulabileceğiz mi? Şurası 16, şurası 16, şurası 16,
şu açısı 150 olan yamuğun alt tabanını arıyorum. Burası 36. Yine ikizkenar yamuk, iki diklik indirdim. Burası 16. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8, 60'ın karşısı da 8 kök 3. O zaman bu da 8 kök 3. Şu alt taban ne çıktı? 16 artı 16 kök 3. Şurayı buldum. 16 artı 16 kök 3. Tabii ki AB de buna eşit olacak. 16 artı 16 kök 3 diyebilirmişiz dostlarım. Evet, ABC'de düzgün altıgeni düşey doğrultuda AB kenarı FC doğrusu hizasına gelecek şekilde ötelenerek, şimdi bakın FC'nin hizasına getiriyormuşuz AB'yi. Şuraya getireceğiz. Yani A noktası kalkacak, buradan çıkacak yukarıya doğru. FC'nin hizasına buraya gelecek A üssü. B üssü de buraya gelecek arkadaşlarım. B üssü de burada. A üssü, B üssü kenarı buraya geldi. Bu da B üssü. Şimdi tabii ki şuradan bir paralel çizilecek arkadaşlarım. Şöyle şu BC. C de buraya gelecek. C üssü. F üssü şöyle olacak. Bu da F üssü oldu. Ve şurası da yine benim yeni oluşanımın uzun köşegeni oldu. Sonra tabii ki bunu devam ettirirsem şöyle. Şurayı birleştireceğim. Bunu devam ettirirsem şöyle. Şurayı birleştirip burayı birleştirdim. İşte düzgün altıgeni şunun hizasına kadar yukarıya ötelemiş oldum dostlarım. Burası D üssü, burası da E üssü. Öteleme sonucunda her iki altıgenin kesişim bölgesinin çevresi. Bakın kesişim bölgeleri neresi oldu ikisinin de? Şurası var. İkisinde de ortak. Bir de şuralar giriyor değil mi devreye? Şuralar. Burası kesişim bölgesiymiş arkadaşlarım ve buranın çevresi 16'ymış dostlar. Şöyle yeşili alalım. Şunun çevresini gösterelim bir. Şurası, şurası, burası var. Şöyle, şöyle ve şurası var arkadaşlarım. Çevremiz burası şimdi. Ve bunun toplam uzunluğu 16'ymış. Şimdi şu adam tam ortadan çıktı kardeşim yukarıya. Bunlar birbirine eşit. Şuraya ben A dersem bu da A. Bakın bir kenar 2A geldi. O halde bu da 2A. Bu da AA. Bu da 2A. Yani 2, 4, 6, 8A'yı sana 16 vermiş. A 2. Demek ki düzgün altıgenin bir kenarı 4. Kesişim bölgesinin alanı nedir diye soruyor dostlar. Hemen bulalım buranın alanını. Şuradan bulacağız. Şöyle gösterelim. Bakın buradaki bölge, şurası bir dikdörtgen. Şurası 120 derece, 30-30. A'yı 2 bulmuştuk. 2-2. Burası 2 kök 3 yapar. Yine 2-2. 2 kök 3 de burası yapar. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2 kök 3'ten 8 kök 3 gelir. Artı. Şimdi şu üçgenin alanını bulacağım. 120-30-30 üçgeni. Sinüsten bulalım. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sinüs 120. Yani kök 3 bölü 2. Bundan da bir burada bir burada iki tane var çarpı 2. Şunlar gitti gitti. 2 kök 3 de buradan geldi dostlarım. Toplam Ceyhan geldi. Evet, 7. soru. Yeliz 6 adet mavi, 18 adet kırmızı renkli çubuk ile yaprakları eş olan bir çiçek motifi oluşturulmuştur. Mavi renkli çubukların uzunluğu kırmızı renkli çubukların uzunluğunun 2 katıdır. Şimdi kırmızıların uzunluğuna şöyle x x x dediğimde bir mavi 2x'miş arkadaşlarım. Şöyle 2x 2x diye de bunları yazdım. Ve şunlar da x x x'miş. Onu da söylemiş olalım. Tamam, üşenmedim, hadi hepsine yazdım anasını satayım. Niyeyse. Hadi boş kalmasın, onu da yazdık. Çiçeğin kapladığı bölgenin çevresi 36 olduğuna göre, şimdi çiçeğin çevresini hesaplayalım hemen. Şu çiçeğin çevresini hesaplıyoruz. 36 olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık, A burada, B burada. Bunların da arasındaki uzaklığı bize soruyor. Şimdi 36 dediğimiz şey, şurada bakın, şu kanatta sadece 1, 2, 3x var. Şurada 3x. 6, 9, 12, 15, 18x varmış toplam çevresinde, 36'ymış. O halde x eşittir 2 çıkar. Tamam. Şimdi x 2 ise bize nereyi soruyordu bu adam? Onu da gösterelim. Bize sorduğu yer şu A ile B arasındaki mesafe.
Şurayı da bize soruyor arkadaşlarım. Şimdi biz bunu nasıl bulacağız? Tabii ki bu salak uzunluk olduğu için bunu hemen bir dik üçgen içine sokacağız dostlarım. Bu da geometrinin beşinci farzıdır. Salak uzunluk varsa soruda, yani hiçbir sıfatı olmayan bir uzunluk, sen onu hipotenüs yaparsın. Peki, şimdi burayı da bize soruyor. Şurası sorulan yer. Şurayı bulalım. X. Bakın burası şu düzgün altıgenin uzun köşegenidir ki 2x. Şurası da x. Yani toplam 4x burası. X 2 ise burası 8 geldi. Şimdi burası x, x'ten x kök 3. X kök 3 de burada var. 2x kök 3. Yani x 2 ise 2x kök 3. Ne yaptı dostlarım? X yerine 2 yazdık. 4 kök 3. Şurası da 4 kök 3. Şimdi Pisagor'u çakalım. 8'in karesi 64. 4 kök 3'ün karesi 48. Topladım 108, 112. Kök 112 aradığım cevap. Bu da 56 çarpı 2, 28 çarpı 4, 7 çarpı 16 demektir. 4 kök 7 olarak dışarıya çıktı. Evet, bakalım bu soru ne diyor? Şekil 1'de verilen ABCDE düzgün beşgeni şeklindeki kartondan ADE üçgeni kesildikten sonra üçgenin uzun kenarı ve BC üst üste gelecek biçimde birbirine yapıştırılarak, evet bakın şu üçgeni kesmiş, şurada BC'ye yapıştırmış bir kısmını dışarıya da taşmış tabii ki. Şimdi bu düzgün beşgense bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyoruz. Onu burada da gösterelim. Şimdi AB'ye, BC'ye, CD'ye koyalım. Tabii bu kesilen parçanın da şu iki kenarı eşit. Bunlara da bu simgeleri koyalım arkadaşlarım. Yani şu kenarla şu kenara da aynı simgeyi koymuş olduk. Ve biliyoruz ki şuralar 36, 36 idi. Şurası 108'di. Buranın tamamı 108 değil mi? B açısının şurası 108. Buraya 72 kaldı. Şununla şu birbirine eşitse 108 olması için 72 ise 108 kalıyor şu eşit açılara. 108 de 54, 54 diye parçaladı. Bize neyi soruyor? D, A, E üssü. Şuradaki açıyı da bize soruyor. Bak biz şuranın tamamını ne biliyoruz? Hani burası 36 ya. 108 olması için 72. Şuranın tamamı 72'ymiş arkadaşlarım. 54'ü buradaysa 18 kaldı aradığımız yere. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgenlerle oluşan şekilde taralı alanlar toplamı nedir? Şimdi bir kenarı A olan düzgün altıgenin alanı şöyleydi. 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı. Bir kenarı 2 ise hemen buraya 2 yazacağım. 4 oldu. 4'ler gitti. 6 kök 3'müş. Bir tane eşkenar düzgün altıgenin alanı. Bak şöyle köşegenini çizersen düzgün altıgenin uzun köşegenini, alan 2'ye bölünür. 3 kök 3, 3 kök 3 diye. Şimdi sayalım. Burada bir yarım var. 3 kök 3 bir tane var. Bu da 3 kök 3, 2. 3. Bak bunda 2 tane var. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane 3 kök 3 var. Evet, cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım, bu ne diyormuş, bir görelim. ABC'de düzgün altı gibi biçimindeki karton. Biraz kalemi inceltelim. Hatta şimdi bir de maviye ihtiyacımız olabilir. Maviyi alalım. AC boyunca kesiliyor. Evet, şurada AC. Burada kesildi. Kesilen ABC üçgeni A noktası etrafında döndürülerek, evet döndürdük, A şuradaydı. Döndürdük, buraya geldi. Çakışacak biçimde buraya kondu. Bak bu kesilen parçalar şuralarla çakıştırıldı arkadaşlarım. Düzgün altıgenmiş bu. Döndürülerek şekil 2 oluşturuldu. AB 2'ymiş. AB, B şuradaydı. Düzgün altıgenin bir kenarı 2'ymiş dostlar. Onu da söyleyelim. Şurası da 2. Burası da 2. C üssü D uzunluğu nedir diye de bir soru sormuş bize Emicem'in oğlu. Bakalım neler yapacağız şimdi. Öncelikle şu F'den şöyle bir şuraya doğru bir doğru çizelim, bakalım neler olacak. Bu doğru 4 birim uzunluğundaydı arkadaşlarım, bunu söyleyelim. Sonra şurasını uzun köşegen olduğu için 60 60 diye bölecek. Burası 30 30'u yazalım. Şurası 90. Şurası 2 kök 3'ü yazalım. Bu 2 kök 3 döndü, buraya geldi, bunu yazalım.
Başka ne yapabiliriz? Başka da şu anda görünen aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlarım. Başka. Mesela şu iki ile şimdi şurası doğrusalsa eğer ki doğrusal olduysa burası şu iki ile şurası birbirine paralel oldu. O halde şurası da bir ikiye bölündü. Bir, bir oldu diyelim. Bunu da söyleyelim. Şurası 60. O halde şu açımız da 120 oldu diyebiliriz. Şimdi şuradan bir diklik indirelim artık. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısına 1 düşecek diyelim. Şurası 1, buraya da 3 kaldı tabii haliyle. 60'ın karşısı da kök 3. Bakın şurası 5 geldi. 5'in karesi 25, kök 3'ün karesi de 3, toplarsam 28. Demek ki benim aradığım cevap kök 28, 2 kök 7'yi paketledim dostlarım. Şekil 1'de ABCDE düzgün beşgeni biçimindeki karton CF boyunca katlandığında B köşesi B üssü noktasıyla şekil 2'deki gibi çakışmaktadır diyor. Tamam. Şimdi biz şu kenarı BCB'yi katladık, buraya getirdik. Tabii CB düzgün beşgen olduğu için şunların her birine eşit. Sonra BF'yi katladık, buraya getirdik. Kat çizgisi açıortaydı, şunlara açıortay diyelim. Burası 108 dereceydi, katlandı, buraya geldi, burası da 108 diyelim. Evet, bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Başka elde ediliyor. Bir de DB üssü görelim onu. DB üssü şu kenar A E'ye eşitmiş. Hoba! Bak bu da AE'ye eşitse buna da aynı simgeyi koydum. Bir kenara eşit yani. O zaman burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60. Peki şurası 108'di. 48. Bu ikisinin toplamına 132 kaldı. 48 ise burası 132'den 66, 66 geldi. Peki şurası toplam 108'di bir iç açıdan. 108'den 66'yı çıkarıyorum. 42 geldi. Alfa diyorum. Gelirim 12'ye. Evet, güzel ve zor bir soru. Geçen seneden hatırlıyorum bu soruyu. Eş düzgün altıgenlerden oluşan şekil aşağıda gösterilmiştir. KLMN noktaları doğrusal, K ve N noktaları düzgün altıgenin köşeleri üzerinde. L ve M noktaları kenarları üzerinde olduğuna göre KL bölü LM. Arkadaşlar KL bölü LM'yi benzerlikten bulacağız. Bunun için bir benzerlik oluşturmamız gerekecek. Şimdi bakınız neler yapıyorum bir görelim. Öncelikle bu şekli biraz büyütebilirsek daha güzel olur. Evet, biraz daha büyüsün şöyle. Şimdi bakın şuradan ve şuradan bir diklik çiziyorum şöyle. Buradan aşağıya bir diklik çiziyorum. Şu şekilde. Ve şurayı birleştiriyorum dostlarım şöyle. Şöyle bir hamle yaptım. Bakın burada bir kelebek üçgen çıktı. Ben şimdi KM'nin MN'ye oranını söyleyebilirim bu durumda. Hemen bu dik üçgenden bir oran bulalım. Öncelikle bir kenara şöyle bir bir dediğimde bir bir demeyeyim de 2 2 diyeyim daha güzel sayılar çıksın. Hani oran yazacağımız için harf vermenize gerek yok. Sayı da verin, daha kolay uğraşın, harflerle uğraşmayın. Burası 120 30 30'dan 2 kök 3. Bu da 2 kök 3. Bak bu da şurası da 2 kök 3 ya. Bu diklik 2'ye böleceğinden kök 3 burası arkadaşım. Sonra şurası da tabii ki yine burası toplam 2 kök 3 olacaktı. Kök 3 de burası geldi dostlarım. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şurada da kelebeğimizi bir yapalım. Onu ben bir yeşil renkle çizeyim. Şurası bak. Şöyle. Şu kelebeği görün arkadaşlarım. Böyle bir cırtlak yeşil aldım. Sanki inadına yapmışım gibi gözümüze batsın şöyle. Şu kelebeği bir görelim. Oranı ne bunun? Kök 3'e 5 kök 3. Yani 1'e 5 oranı var dostlarım. O halde ben şuraya ne diyelim? A dersem tamamı şurası 5A olacak. Tamam mıdır dostlarım? 1'e 5 oranı var. Şimdi biz düzgün altıgenin bir kenarına ne diyelim mesela? Bir oran verelim. Burada nereyi bulacağım ben? Şu aradaki oranları bulmaya çalışıyorum ki güzel bir şeyler çıkartayım diye uğraşıyorum. İşime yarayacak inşallah.
Şöyle yapalım. A'ya 5A dedik ya buraya. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Toplam şu aradaki mesafe 6A gelecek. Şimdi ben bir kenar uzunluğuna bunun x diyeyim. Onu da biraz daha farklı bir renkle, mavi ile yapalım. Şuraya x diyelim bir kenar uzunluğuna. Ya da 2x diyelim. 2x olsun. O halde uzun köşegen 4x oldu. Şurası şu mesafe. Bak şurası 2x ya. Hani 60 ya bu açı. 30'un karşısı ne olacak? X oldu. Şurası x. Şu uzunluk da toplam bir kenara eşit. Düzgün altıgenin bir kenarı var sonuçta burada. Burası da 2x oldu. Şurası da x geldi değil mi kardeşim? X. Peki toplam 3, 7, 9, 10x geldi. 10x eşittir 6a'ymış dostlarım. Buradan 5x eşittir 3a çıktı. Ve 5x eşittir 3a ise ne lazım bize? Şuradaki oran lazım. Şurayı bulmamız lazım. X ne çıkıyor bu durumda? X eşittir 3a bölü 5 çıkıyor kardeş. Yani şuradaki uzunluk 3a bölü 5. Bak unutmayın şurası. 3a bölü 5. Peki buranın tamamı a mıydı dostum? Şurası a. Hemen a'dan 3a bölü 5'i çıkarırsam 2a bölü 5 mi geldi kardeşim? Neresi orası? Şurası. 2a bölü 5. Tamam mıdır? Burayı bulduk. 2a bölü 5'miş şu mesafe. E bir kenar 2x'ti. Yani 6a bölü 5'ti. Biz şurayı ne bulduk? 2a bölü 5. O zaman şurası 4a bölü 5 oldu arkadaşlarım. Bak şu parça 2a bölü 5. Bu parça 4a bölü 5 geldi. Şurası da 4a bölü 5. Şimdi 4x ne yapacak? 12a bölü 5 yapacak. 2x ne yapacak? Ne yapacak lan? 2x 6a bölü 5 yapacak. X ne yapacak? 3a bölü 5. Peki şuranın tamamı ne çıktı? 4, 12 daha 16, 6 daha 22, 3 daha 25a bölü 5. Yani 5a'ya ulaştık. Peki şurası ne geldi kardeşim? Bizi ilgilendiren asıl kısım burada. Şurası 2a bölü 5. Burası da 4a bölü 5 geldi. Beni asıl ilgilendiren kısım da orasıydı zaten. Şimdi 2'ye 4 yani 1'e 2 oranında bölmüş şurası. Onu bilelim bizim için yeterli. Şimdi burayı komple temizliyorum. Şöyle komple temizledim hepsini. Evet zor soru değil mi kardeşlerim? Şimdi bir de ilk kez çözdüğün zaman böyle oranları düzgün de veremiyorsun düzgün sayılar. O yüzden biraz gıcıklık çıkıyor. Şimdi tekrar devam ediyorum. Şuradan geldim şöyle. Şimdi bizim şuradan da aşağı indirelim. Şöyle çizelim. Şu dik üçgeni tekrar oluşturalım. Şimdi neydi hedefimiz? KL bölü LM'yi bulmak. Şimdi KL ile LM'yi içine alan bir üçgen oluşturalım. Bak şöyle. Şöyle. Şöyle çizelim. İşte bu kelebekten soruyu çıkartacağım şimdi dostlarım. Bak şuradaki kelebekten. Yani şurayla artık işim kalmadı aslında. Şunu silsem de olur. Bu kelebekten soruyu çözeceğim şimdi dostlar. Şurası. Şimdi şurada ne bulduk biz? K'ya 2K dedik değil mi buradaki oranı? Peki bir kenar 3K. O zaman bu 6K. Burası 3K. Burası 6K. Burası 3K. Orana bak. 9'a. Şurası ne geldi? 11 mi? 9 bölü 11. Kelebek üçgenlerin oranıdır. O halde aradığım yerde 9 bölü 11 çıktı diyebilirim. Evet. Geçtik. Yani bu soruyu şimdi bir kez daha çözsek arkadaşlarım. Hani daha pratik çözebiliriz ama ilk çözüşümüzde böyle zorlandık diyebiliriz. Şimdi ne diyor burada? S1 eksi S2 farkı nedir diye soruyor. Bakın hemen her bir köşeye şöyle üçgenleri oluşturacağız. Kenarların orta noktasıymış bunlar bu arada. Şöyle çizelim. Her biri kenarın ortasıymış. Şimdi şuradan başlayalım. Şunu biz bir şöyle ikiye bölelim arkadaşlarım. Bakın her bir köşeye şöyle çizerseniz şöyle hepsi kenar ortay olmuş olur. Üçgenin kenar ortayı. Dolayısıyla alanları da ikiye böldü. Yani ben şuraya x dediğim takdirde şu alana şurası da x oldu arkadaşım. Bakın buranın tamamı 8'miş. 8 eksi x oldu.
kenar ortay olduğu için 8 eksi x de burası. 12 imiş tamamı. 4 artı x oldu. O halde burası da 4 artı x. 18'miş tamamı. 14 eksi x olacak ki 18 olsun. O halde bu da 14 eksi x. 16'ymış tamamı. 2 artı x olacak. O halde bu da 2 artı x. Şuraya geldim şimdi. Şu kısmı yazıyorum. Burası s2 eksi x oldu. Bak s2 eksi x. Şu pembe bölge. Kenar ortay olduğu için burası, bu da s2 eksi x olacak. Ve ikisinin toplamı şurada. Yani s2 eksi x ile 2 artı x'in toplamı s1 oldu arkadaşım. X'ler gitti. S1 eksi S2 eşittir 2 geldi. Evet, 14 numaradayız. Şekilde düzgün beşgeni biçimdeki karton BD boyunca kesiliyor. Tamam. Kesilen parçanın C köşesi D köşesine çakışacak üzerine gelecek şekilde 2'deki gibi yapıştırılıyor. Bak aslında bu soru bizim sorumuz. Hani şu köşeden böyle bir köşeden dışarıya doğru çizip de şöyle bıraktığında bu dikse bu köşeye ne demiştik? Şuradan aşağıya bir diklikte sen indireceksin demiştik. Kay kuralını yapacaksın. Sonra buraya bir diklik çizip şu dikdörtgenden soruyu çözeceksin demiştik. Çözelim. Bakın burada şu kenar hani dikliğimizi indirdiğimizde şuraya. Burayı ikiye bölüyorduk. K. Dolayısıyla bir kenar 2K olduğu için buradaki şu kenar da 2K'dır. Ve ben şunu çizdiğimde burası dikdörtgenden, şuradaki dikdörtgenden K. Demek ki şu açı 30, şu açı da 60 geldi. Şimdi yapıştırıldı. D üssü A. Gördük. Dikmiş AB'ye. Tamam. D, B üssü şuradaki açı kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şurada bir açımız var. Şurada minicik bir açı. Bu kaç derecedir diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi bulmaya çalışalım. Şimdi buradan şu düzgün beşgen olduğu için 108, 36, 36. Bu indirilen diklik açı ortaydı 54. Şuranın da 54 olması için şu araya 18 kaldı. Bak buraya 18'i yazdım. Şimdi şu 108 derece buranın tamamı. Başka. Şuraya x diyelim. X'miş burası. Evet. Başka neler geliyor burada? 30'u 60'ı gördük. Şu diklik çizilmiş. Tamam, çizdik onu da. Şimdi şuranın tamamı 90 olacak. 90. Bakın şu kırmızıyı alayım. Daha net görün. Şurası kardeşlerim. Şurası. Bir kenar değil mi? Düzgün şurası yani. Şu kısım. Burası da şu 18'in sağı da burası. Dolayısıyla buradaki şu açı 54. Bak şurası 54 olacak. Toplamı 54 arkadaşlarım. Peki buraya 54 dediğimde hani şurası 90 derece ya dikdörtgenden dolayı. Şuraya da 36 kalır o halde. Ve bakın 60, 36 ve x'in toplamı 60, 36 ve x'in toplamı 108 oluyor dostlar. Şurası 108 çünkü. 96 at bu tarafa 12 mi kaldı x'e? Bak bu da zor soruymuş ha. Evet şuna bakalım şimdi ne diyor bu? Düzgün beşgeni biçimindeki karton DH boyunca kesildi. Bakın DH kenar ortaysa aynı zamanda yükseklik ve açı ortay da olacaktı değil mi? Kay kuralı. Şimdi şurası 54. Burası 90. Bunları bir yazalım. Ve yapıştırılmış. Buraya gelip yapıştırmışlar bunu. Bakın şu HD üssüyle HD kesinlikle eşit. O halde buralar 45-45 geldi kardeşlerim. Bunu da bir söylemiş olalım. Şuradaki B açısı 108 derece. Yani buradaki de 108 derece. Bak burada bir dörtgen çıktı. 108, 90 daha 198, 45 var. Bir de alfa var. Dörtgenin iç açıları toplamı 360. Şunun 43 yazalım da ikisini buraya verelim. 200 olsun burası. 200 de bundan çıkarttık 160.
43 artı alfa eşittir 160. 43'ü çıkartırsam 117 kalıyor değil mi arkadaşlarım alfaya? Evet, toplama çıkartmayı siz de yaparsınız zaten. 7 eş düzgün altıgenin kenarları çakışacak biçimde şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Alan A, B, C, D, E, F kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Peki bakalım neler yapacağız şimdi. Şurayı şöyle bir uzatalım. Bir kenarı bir birimmiş buranın. O halde şu uzun köşegen 2'dir. Şuradan aşağıya kısa köşegeni çizelim. 1, 1. 1 kök 3 olacak burası dostlarım. 1 kök 3. Ve burası da yarısı olacak değil mi? Kök 3 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Bak şurada Pisagor yaptığımda ED'yi buluyorum. Şimdi kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Artı 3'ün karesi 9 eşittir x kare. Buradan 9 kere 4 36. 39 bölü 4 eşittir x kare. X eşittir. Kök 39 bölü 2 çıktı. Şimdi bu bir kenar. Şuradaki x'i bulduk biz. Bize de bu düzgün altıgenin alanı soruluyor. Şimdi neydi? Bir kenarın karesini alıyorum. Yani 39 bölü 4'ü. Bunu kök 3 ile çarpıp 4'e bölersem bu bir tane eşkenar üçgenin alanı. Bundan da 6 tane var diyorduk. Bu da düzgün altıgenin alanı oldu. Gitti, gitti. 3 kaldı. Burada 2 kaldı. Şurası 39 kök 3 bölü 2'yi ters çevirip çarparsam 8 çarpı 3 geldi. Bir düzenleme yapabilir miyiz? 3 ile burayı çarpalım. Ha, bir şey çıkmadı lan buradan. Yanlış bir şey mi yaptık biz? Bir daha bakalım. Bir kenarı bir birim olan 7 eş düzgün altıgen. Tamam hocam. Kenarları çakıştı. Bir kenarı bir birim değil mi? Doğru. Bir. O zaman şu uzun köşe. Aa, burası 2 değil ama değil mi dostum ya? Onu kaçırdık bak. Şimdi şuradaki boşluğu da biz aldık. Burası, bu tarafı alacağız sadece. Şimdi burada 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 2'den 1 bölü 2'yi çıkartacaksınız hemen. 2 eksi 1 bölü 2, 3 bölü 2 şurası. Şu mesafe 3 bölü 2. Şimdi oldu bak. Şimdi şurası kök 3 bölü 2. Şurayı bulacağız. Ne yapıyor? Toplarsam 1 ile 2. 5 bölü 2 de burası geldi. Şimdi Pisagor'u bir daha yapalım. Burası yanlış. X kare eşittir. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 artı 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4 eşittir. 28 bölü 4 geldi. Yani 7 geldi bak. Burası 7 çıktı. Şimdi neydi alan? Bir kenarın karesi yani 7'nin karesi 49 çarpı kök 3 bölü 4. Bundan da 6 tane olacak arkadaşlar. 2'ye böl 3, 2'ye böl 2. Lan yine çıkmadı. Yine bir dangalaklık çıktı. Yine mi yanlış yaptık ya? Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Doğru. 5 bölü 2 değil mi burası? Evet, 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4. Topladım. 28 bölü 4. Yani 7. X kare 7. Lan x kare 7 ya. Burası x kök 7 ya. Of, acele edeceğiz diye arkadaşlarım var ya. X kök 7. Şimdi a kare kök 3 bölü 4'ten 6 tane var. Artık boku çıktı ya sorunun. A karemiz 7. Kök 3 bölü 4'ten 6 tane var. Artık hevesim de kalmadı ya. Ne geliyor? 21 kök 3 bölü 2. Heh, sıçayım. 3 defa yaptık bir soruyu ya. Bu neymiş? Reklam tasarlayan bir firmanın bir birim kenarlı düzgün altıgenlerinden oluşan bunların her biri bir birimmiş dostlarım. Heh. Buna göre taralı bölgenin alanı. Bak şurası 1 kök 3 değil mi? Bunun alanı 1 çarpı 1 kök 3'ten kök 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane var bundan. 5 kök 3. Bir de şurayı hesaplayalım. Bunun da köşegenini çizelim. Şurası 1, şurası 1 kök 3. Tabii ki burası da 1, burası da kök 3. Bu üçgenin alanı kök 3 bölü 2. Bu da kök 3 bölü 2'den. İkisi de kök 3 yapıyor. Bir kök 3 daha ekledim mi? 6 kök 3 geldi. Allah'tan bunu tek seferde yaptık. Kolye tasarımı yapan Ezgi. Evet, 70-70 demiş bunlara. Boşluk bırakmayarak şekildeki kolyeyi tasarlıyor. Buna göre Ezgi kolyeyi kaç metal parça ile tamamlamıştır diye bir soru sormuş. Şimdi Ezgicik, şurası kare, bu dikdörtgenin kenarları şunlar eşitmiş. Kolye yapıyoruz buradan. Şimdi şuralar 70-70.
O halde burası 110. U kuralından değil mi? Şurası 110. Şimdi burası 90. 110. 200 mü yaptı şu ikisinin toplamı? 200 ise şuraya ne kaldı? 160. Bir iç açısı 160 olan çokgen yapıyormuş bu ezgi. Dış açısı ne? 20. 360'ı 20'ye böldüm. 18 kenarlı bir şekil takardı, yapar değil mi bu? 18 tane kenar olması için de 18 tane şu metal parçadan kullanmalıdır ezgi. 19 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Düzgün altıgeni biçimindeki karton kenarların orta noktaları olan K ve L boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan birisi MK boyunca katlandığında L noktası EK üzerindeki L üssü noktasına şekil 2'deki gibi çakışıyor. Bak burada katlama yapmış. Şu şuraya çakışmış arkadaşlarım, gelmiş. Şurası bizim uzun köşegenimizdir, değil mi? ML'yi vermiş bize. ML neresi? Ha, şurayı vermiş. 2 kök 3. EM'yi soruyor. Şurayı soruyor. X diyelim buraya da. Şimdi şöyle oran yazacağız. K kök 3. O halde bu da K kök 3. Yani burada gösterelim. Şu yükseklik K kök 3. Başka neler biliyoruz? Şurası 2K diyelim hatta ya. 2K, 2K, 2K kök 3 olsun. Şurası 2K kök 3. Şurası 2K kök 3 dediğimiz yer, şuradan da bu LE dediğim yerde K oluyor tabii ki haliyle. Şurası da K. Şimdi K şuradaki uzunluğu bulmak istesek, burası 2K kök 3, burası K. Pisagor bağıntısı yapıyorum. 2K kök 3'ün karesi 12K kare. K'nın karesi K kare. 13K kareden K kök 13 geldi burası da. Şimdi demek ki şu uzunluğun tamamı da K kök 13. Bak şimdi açıortay teoremi yapıyorum. 2K kök 3'ün ayağı 2 kök 3. Direkt K'yı silmiş. K kök 3'ün ayağı ne olacak? Kök 13. 20. Kaç soru var ya? ÖSYM sorularını çözmeyeceğimiz için 25 soru var. Biz 20'deyiz değil mi? Hadi az kalmış. Evet. Düzgün altıgen, kare ve eşkenar üçgen. Hemen şunu artık, şurası 90 derecedir kare olduğu için. Bu, sonra bu. Şuralar hep eşit. Bu düzgün eşkenar üçgen miydi bu? Eşkenar üçgen değil mi? Kare ve eşkenar üçgen. O zaman şuralara 60'larımızı bir yazalım biz. Neyi soruyor bize? Alfayı. Şimdi karenin şu kenarına da şu simgeyi koyalım. Başka neler biliyoruz arkadaşlarım? Şurası toplam 90. Şurası 90. Düzgün altıgen ise 120. Şuraya 30 kaldı. Demek ki bu 30 ise 60 olması için bu da 30. İkizkenarsa da 75 kaldı. 75 kaldı buraya. Tabii ki bu açımızda 90 olması için 15. Şurası 90'sa da alfaya da 75 kaldı diyebiliriz. Biraz çözebildiğim kadar hızlı çözmeye çalışayım arkadaşlarım. Çakışacak biçimde bu şekilde getirildi. Oluşturulan KL ya da ben şurada bir durayım. Bir sigara içip de geleyim ya. Evet dostlar, bir mola verdik. Deşarj olduk, geldik. Bakalım şimdi şu soruyu daha sakin çözeceğiz. Çakışacak biçimde şuradan şuraya katlamış arkadaşlarım bunları. İkisi de üst üste geldiğine göre şimdi şu kenar şuraya zaten eşit. Demek ki bu da buraya eşit olacak. Aynı şekilde bunlar birbirine eşit kenarlar gelecek mecbur. Çünkü sonuçta şuradan tam ortadan katlamalısın ki kardeşim, şöyle tam ikiye bölmeli ki buraları. Tam şu FC'nin üstüne denk düşsün, değil mi? Yamuk. Görüyorsunuz burada ikizkenar yamuk, hatta şu çizdiğim yamuğun orta tabanı oldu falan. Çevresinin, düzgün altıgenin çevresine oranı nedir diye soruyor şuradaki şeklin çevresinin. Şimdi şuraya biz K dersek bu da K, bir kenar 2K oldu. Bu da KK. Uzun köşegen bir kenarın iki katıydı, 4K oldu. Bak yamuğun orta tabanı alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır. 6K bölü 2'den şurası 3K. Bak burayı bulduk, 3K. Şurası zaten K. Bu da K. Bu da 3K. Ha, hepsini bulmuşuz zaten. K, K,
Yazalım bunları da. Şimdi çevresini toplayalım buranın. 3, 4, 5, 3 daha 8, 9, 10. 10K'dır. Ha bu salak şeklin çevresi. Bölü düzgün altıgenin çevresi bir kenarı 2K olduğu için 6 tane 2'den 12K'dır. Sadeleştirdim. Edirne'yi paketledim dostlarım. Evet, 22 numaradayız. Düzgün beşgeni biçimindeki karton DH boyunca kesiliyor. Bakın, düzgün beşgende bu yükseklik kenarortay açıortay oluyordu değil mi? 54 54 kay kuralı demiştik buna. Yani şuralar 90, şu 54, şu 54'müş falan filan. Bunları da yazalım tabii ki şuralara. Şurası 108 işte. Şurası 108. Burasına 90 dedik. Şurası 108. Burası 108. Tamam. Şimdi başka ne demiş? AH, BH, HH üssü. Şunların hepsine 2K dersem AH K oluyor. HB de tabii ki K olacak arkadaşlarım. Sonuçta şurası K ise burası da K. Ve dolayısıyla düzgün beşgenin bir kenarı 2K geldi. Yani şurası 2K, şu kenar da 2K, şu kenar 2K, bu 2K. HH üssü de 2K'ymış dostlarım. HH üssü yani şurası 2K. Bak 2K birim H'tan aşağıya kaydırılmış. O zaman D'den aşağıya da 2K birim kaydırıldı ve burası bir ikizkenar çıktı. Demek ki alfa ise bu da alfa ve iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten 2 alfa 54 alfa da Ceyhan geldi. Evet, 23 numara. Eşkenar üçgen biçimindeki parçalar kesiliyor. Şu 60 60 60 eşkenar üçgenmiş. Bu da kareymiş. 90 90 90 ve 90. Farklı renkte fayanslar bir desen oluşturulmuş. Ero. Ero. Şurası 70'miş arkadaşlarım. Şu kısım. BKL. BKL. Şurası 40'mış. Onu da yazalım. O zaman burası 50'dir hatta diyelim. 60, 70, 130. Şurası da 50'dir diyelim. Neyi soruyor bize? OMN. OMN. Şuradaki X açısını soruyor. Bakın ben burada şunu yapacağım dostlarım. Sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit muhabbeti var ya onu yapacağım. Bak şurada. Şimdi üstteki kenar bu. Biraz daha kalınlaştırayım hatta kalemi. Şurası benim üstteki kenarım. Burası da alttaki kenarım. Paraleller burada dostlarım. Şimdi şunu görürseniz bakın şuradan şöyle yapalım. Şöyle. Hani M'nin abartılmış halidir bu. Sola bakıyor, sağa bakıyor. Sola, sağa, sola. Sola bakanlar 70x ve 50. Yani 120 artı x eşittir. Sağa bakanlar 60 ve 90. Yani 150. X eşittir 30'u paketledik dostlar. Cevap Bursa'dan geldi. 24 numaradayız arkadaşlarım. Bir kenarı bir birim olan düzgün altıgen biçimindeki 4 eş karton çakışacak biçimde yapıştırılmış. KL nedir diye soruyor. Bir kenar birdi. Hemen bu KL salak uzunluk geometrinin 5. farzı demiştik. Salak uzunluğu hipotenüs yapacaksınız. Bakın şu kısa köşegenleri çizince burası da dik oldu. İşte sana KL'yi bu Pisagor'dan bulacağım. Şimdi 1 1 ise kısa köşegen kök3. Kök3. 4 tane kök3 var burada dostlarım. 4 kök3'ün karesi 48. 1'in karesi 1 eşittir x kareden x'i 7 bulduk. Hadi son sorumuz. En kenarlı düzgün çokgenin dış açıları toplamı 360'tır. Mert, taban açıları 85 olan ikiz kenar yamuk biçimindeki özdeş plakaları şekildeki gibi birbirine yapıştırarak bir kolye elde ediyor. Tamam. Mert'in kolye için kullandığı plakaların sayısı nedir? Şimdi 85'miş arkadaşlar. Şurası 85. O halde bu da 85. 85, 85, 170 yaptı. 170 ise şuradaki açımıza hemen 360'tan 170'i çıkartalım. Ne geliyor? 0. 16'dan 7 çıktı. 9. Ne geldi buradan? 190. Bir iç açısı 190 çıktı. Demek ki 85 buralar değilmiş. Şöyle kırmızıyı alalım. Biraz daha inceltelim. Silgiyi alalım bir de. Taban açıları dediği yer şurasıymış. Şurası 85.
O halde burası U kuralından 95. E bu da 95 kardeşim. Topladım 180-190 yaptı burası. 190'sa bir iç açısına 170 kaldı. Değil mi? 170'in de bir iç açısıysa düzgün çokgenimin şuradaki düzgün çokgenimin iç açısı 170 ise dış açısı 10. Hemen 360'ı da 10'a bölersen dış açıya kenar sayısına ulaşıyorduk dedim. Evet kardeşler, böylelikle burada da bitirmiş olduk. Sınav sorularına geçiyor. Biz çözmüyoruz buraları biliyorsunuz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.